Herkes anda olmayı öğrenebilir. Bu mümkün. Çünkü kişiler aslında anda olmayı doğum anında veya çocukluk anında bunu yapabilecek kapasiteye sahipler. Çocukları düşündüğünüzde son derece oyun içinde kendilerini eğlendirebilen, anın tadını çıkartabilen, kahkaha atabilen, ağlaması gerektiği zaman ağlayan, geleceği ve geçmişi çok düşünmeden bunu yapabilen potansiyele sahipler ve bunu yapıyorlar. Aslında çocukken hepimiz bütün bu yetilere, bu yeteneklere sahip bir şekilde büyüyoruz ama zaman içinde çevremizin, ailemizin, okulun, medyanın bize öğrettiği kaygılarla, endişelerle, öğrendiklerimizle anda olmaktan çıkmaya başlıyoruz. Ama zaman içinde bunu öğrenebiliriz. Ve bununla ilgili bazı egzersizler yapabiliriz. Örneğin ben eğitimlerimde veya çalışmalarımın sonunda danışanlarıma mum egzersizi öğretiyorum. Son derece basit, size de kısaca bahsedebileceğim bir şey. Her gün birkaç dakika yanan bir mumun fitiline birkaç dakika bakabilirsiniz telefonunuzu kapatıp. 2-3 dakika. Buradaki amaç zihninizden geçen düşünce sayısını azaltarak muma odaklanmayı sağlarken zihindeki, bilinçaltındaki düşünce sayısını azaltmak. Eğer bir anda ne kadar az düşünürseniz o kadar fazla odaklanırsınız. Aslında anda olmak ve odaklanmak da benzer şeyler. İyi odaklanan insanlar iyi anda olmayı öğrenebilen insanlar anlamına gelir. İyi odaklanan insanlar daha üreticidir. İşlerine daha konsantredir. Daha fazla iş üretirler, daha fazla verimli olurlar. Dolayısıyla mum egzersizindeki amaç da o birkaç dakika orada odaklı kalarak zihnimizi birazcık daha sağaltmak, birazcık daha düşünceleri azaltmak ve birkaç dakika bunu yapabildikçe bunun dakikasını arttırarak 10-15 dakikaya kadar çıkartmak. Ve bunu eğer düzenli olarak her gün 15 dakika yaparsanız sandığınızdan çok daha fazlasını basit bir egzersize yapabilirsiniz.